Bizim en büyük önceliğimiz adaletle yönetimimiz olacaktır. Manisa'da pazarcı esnafı sandığa gidiyor. 738 üyenin oy kullanacağı Manisa Pazarcılar Odası Genel Kurulu 10 Ocak günü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda yapılacak. Mevcut Başkan Halim Şener'in tekrar aday olacağı genel kurulda Destan Bulgay ve Mustafa Güldemir de yarışa katılacak. Başkan adaylarından Mustafa Güldemir yönetim kurulu adayları ile birlikte Sultan Kafe'de düzenlediği toplantı ile kamuoyunun karşısına çıktı. Güldemir, Manisa Pazarcılar Odası'nı kendi içinde yaşanan kısır döngüden kurtarmak, daha adil bir yönetim sunmak, modern, katlı pazar yeri projelerini hayata geçirmek için aday olduğunu ifade etti. Biz Manisa pazarcı esnafının yıllardan beri alamadığı hizmeti en kısa sürede Manisa pazarcı esnafına vermeye, ulaştırma adına bu göreve talip olduk. Bizim en büyük önceliğimiz adaletle yönetimimiz olacaktır. Bundan sonra Pazarcılar Odası'nın yeni aktörleri pazarcı esnafı olacaktır. Pazarı pazarın dışında yönetenler değil, pazarcı esnafı pazarı yönetecektir. Esnaf olarak pazarda yazı kışı bir geçiren arkadaşlarımız Pazarcılar Odası'nı yönetecektir. Artık Pazarcılar Odası'nın ve siyasetin, belediyenin pazarcı esnafının sorunlarını çözme zamanıdır. Geçmişte yaşananlara, yapılan yanlışlara üzülme zamanı değildir. Biz odamıza, esnafımıza hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Artık hizmet zamanıdır. Manisa'da 12 yıl önce verilen kapalı, katlı, modern pazar yeri sözünün kimse tarafından tutulmadığını belirten Başkan Adayı Mustafa Güldemir şunları söyledi. 12 yıldır Manisa pazarcı esnafına kapalı pazar yerleri vaadi veriliyor. Fakat 12 yıldan beri hiçbir icra görmedik. Yapılan en son pazar yeri Orozköy pazarıdır ve de esnafımız şu anda çok mağdur bir durumdadır. Pazarın girişi çıkışı dahi yoktur. Esnafın üstü açıktır. Pazar yerinin yarısı kapalı, yarısı açıktır. Esnafımızın bütün derdine, sorunlarına çare bulacağız.